Şimdi iki numarayı alalım. Bahri evet, hocam, ben şimdi numarayı hocam, alalım. Şimdi Foreign Policy dergisinin kapağını getireceğiz şimdi. Çok önemli bir şey var. Ünlü Back to the Future filmi vardır biliyorsunuz. Hasan abi senle seyretmiştik ilk sinemada Ankara'da. Şimdi bunu kapak yapmış ve tabii Foreign Policy kendini Back to the Future yazısıyla yazıp gidilen yerin Hindistan olduğunu gösteriyor. Yani ben bunu bu haftaki herhalde kapağı, yanlış olabilir belki geçen haftaki, ben bunu görünce benim denklemime çok oturtturdu ve diyor ki yorum, tabii yorum yapmıyor. Her şey Hindistan'a bağlı. Yani eskiden İngilizler kullanıyordu, büyük savaşta ABD kullanacak diye kullanacak bir iddia, yorum yapmışım. Evet, o da benim yorumum. Tabii, esasında bunlar aynı. Bizim şimdi aynı hocam bir dakika. Yani şimdi şöyle yapalım. Yani, vaktimiz var, bol bol konuşacaksınız. Tabii, şimdi bu Hindistan'ı da alarak. Şimdi anladım. Bir de bana 10 numarayı verirseniz arkadaşlar. Bu da attığımız bir tweet. Bakın Hindistan Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki eylemlerinden dolayı kınıyor. Ve kendi sınırında Pekin'le sorunlarına işaret ediyor. Hindistan Çin'i Sri Lanka Büyükelçiliği'nde suçlamada bulundu ve Pekin'i Tayvan Boğazı'nda askerleşmesinden dolayı endişe duyduğunu söyledi. Hocam bir tane daha yayınlayacağım. Tabii tabii. Hani hepsini toparlayayım. Tabii, şu tabii, Hindistan'ı tabii. aradan çıkartayım. Tabii. Bir de bir numarayı alalım mı? Bir numarada da şimdi bakın Çin donanması çok büyüdüğünü biliyoruz. Ama şimdi Amerikan donanmasının yanında Çin donanması çok konuşulmuyor. Nedret sen katılmadın geçen programda ama. Kayık dedin ha? Evet şeyleri. Ben kayık diyorum tabii. Direkt kayık diyorum bu kadar. Gösterdik evet. sonra. Şimdi ama anlatacağım. Hiçbir anlamı yok ama o anlatacağım. Kayığın. Anlatacağım evet. İçindeki hani malzemelere ve tabii, hani tabii. nevine şimdi kayığın büyük olmasının bir anlamı yok. Nevinin ne olmasına tabii, ihtiyaç tabii, var. Tabii, tabii. Çin donanmasında geri kalmamak için Hindistan'ın Chohin tersanelerinde inşa edilen 262 metrelik yeni uçak gemisi var hocam. Evet. Ve Hint Okyanusu'nda 75 yıl önce İngilizlerden bağımsızlığını aldığı gün, dikkat, burası bu konu, bugün konuştuğumuz en önemli konu. Yani diyor ki ben İngilizlere karşı bağımsızlığını aldım ve Amerika'nın yanındayım. Ve 15 Ağustos günü, yani Ağustos'tan bahsettik. O gün diyor bu gemiyi şeye indiriyorlar. Benim söylediğime geldi. Evet evet senin söylediğine geldi. Şimdi kitaba geldiğimiz zaman daha evet. da iyi olacak bu. Tabii. Kaosa çünkü Arktik bölgeyi konuşacağız abi. Acayip bir konu. Şimdi hocam bir anda ben bunları görünce bunları mouse paylaşıyorum ki benim denklemime ulaştı bu iş. Evet. Yani Hindistan Çin savaşı, bir de şöyle bir şey daha var. Onu getirmedim ama çok tweetini attım. Hocam biliyorsunuz Himalayalardan su indi aşağıya. Evet, evet. Ganj Nehri falan o biliyorsunuz doları hem Çin'e girip hem de Hindistan'a girer o. Fakat Çin devamlı baraj yapıyor evet. ve sınırda geçen gün 1000 kişinin öldüğü bir çatışma oldu Hindistan-Çin arasında. Yani bir tane adam hani bu şeylerdeki oyunlardaki birisi fight dese kavga başlayacak. Evet hocam yorumlarınızı evet. alın. Şimdi önce Nedret Bey bir konu vardı. Ben o konuda bir açıklama yapayım. Müsaade ederseniz orada görev yapan biri olarak da söylüyorum. Bu Avrupa ordusu meşhur. 2000'lerden beri. Ben o toplantılarda... PESCO'dan mı bahsediyorsunuz? Avrupa yok normal yani Avrupa'nın kendisi. Evet. Alman değil. Evet. Genel. Ben 2000'lerde orada görevliyken Türkiye adına gözlemci sıfatıyla da bulundum. Çünkü Fransa'nın liderliğinde bir ordu kurmak istediler. Sonunda başarılamadı. Nedeni şu, özetle. Ve niye bundan sonra başarılamaz? Bilimsel. Şimdi Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi var. Bunun 21'i NATO ülkesi. Bu NATO ülkesi dediğimiz Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa gibi güçlü NATO ülkeleri. Şimdi Doğu Avrupa ülkeleri de var. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya gibi. Şimdi 27 Avrupa ülkesinin 21'i NATO üyesi. Peki NATO'nun kaç üyesi var? 30 ülkesi var. Bunun 21'i NATO, şey Avrupa üyesi. Kaldı 9 ülke. Avrupa Birliği üyesi olmayan. Şimdi diyorlar ki bu 21 Avrupa ülkesi neden kurulamıyor bu ordu? Fransa çok istemesine rağmen. Çünkü Fransa ve ABD arasında daima askeri açıdan bir rekabet, bir çekişme, bir meydan okuma var. Bunu NATO toplantılarında da hep görürüz.
Biri Fransızca konuşur, biri İngilizce konuşur. Velhasıl çekişme var. Bu açıdan baktığınızda... Çok diyor, anlamı var mı hocam bunun? Çok anlamı yok ama Avrupa'da Fransa'nın çektiği bir kanat var. Mesela Belçika, Lüksemburg, Fransızca konuşanlar genellikle oy verirken Fransa'nın yanında verirler. Böyle bir sistem var. Şimdi Avrupa ordusuna en çok kim sıcak bakıyor? Fransa bakıyor. Neden? Biz ABD'den kopalım, kendi ordumuzu oluşturalım, ABD'ye bağlı kalmayalım. Onun hedefi o. Bir de askeri güç açısından gerçekten Avrupa'da en güçlü askeri güç Fransa ve İngiltere'dir. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde değil, Fransa. Denizaltısı var, nükleeri var, uçak gemisi var velhasıl. Diyorlar ki NATO kuvvet havuzuna biz para veriyoruz. En az %2. NATO kuvvet havuzunda duruyor bu. Peki biz ayrıca Avrupa Birliği kuvvet havuzu için, yani Avrupa Birliği ordusu oluşturursak, o havuza da biz ayrı bir kuvvet tahsis edeceğiz. Çünkü NATO şunu demiyor. Efendim, siz ordu kurduğunuzda bizim NATO kuvvet havuzundan da kullanabilirsiniz F-16 savaş uçaklarını, Leopard tankını, nükleer. Yok, öyle bir şey yok. Önce NATO. O zaman diyor ki bu Avrupa Birliği'nin 21 ülkesi, kamuoyu çok hassas. Danimarka, Norveç, ne bileyim Hollanda'da öyle. Hollanda şey, bu. O kamuoyu savunma bütçesini arttırdığınızda yürüyüşler protesto olur. O zaman diyorlar ki biz zaten NATO'dayız. Savunma ittifakı. Tamam da niye biz tekrar para harcayalım? Avrupa Birliği, NATO kuvvet havuzu oluşturalım. Dolayısıyla bu bir efsanedir gider. İkide bir özellikle Fransa, zaman zaman Almanya der ki efendim oluşturmamızda yarar var. Toplanırlar ama sonunda bu engele takılırlar. Olur mu? Olmaz. NATO olduğu sürece olmaz. Avrupa Birliği ordusu olmaz. Bunu bir kere... Çok doğru söylüyorsun. Evet. Olmuyor da zaten. Olmuyor. Olmuyor da zaten. Olmuyor. Ama burada neyi arıyorlar? Yani arayışlarının sebebi ne? Sadece Fransa değil. Siz bakmayın, Almanya'nın içinde de var orada. Tabii tabii, ABD'den kopma. ABD'den bağımsız hareket etme. Bir huzursuzluk var. Tabii tabii, kesinlikle var. Bunun da yolunu arıyorlar. Yolunu ama bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Sebep de demin söylediğim korkaklıkları. O da var tabii. Bir de tabii para harcama da problemli. Evet, çünkü NATO'dan kopamıyor. Ne oldu şimdi? Şimdi NATO'dan NATO'dan ayrılıp oraya giderse problem var. Korunma problemi var. Geldik diğer konuya. Hocam niye Avrupa'yı suçluyorsunuz? Nedret'te siz de aynı şeyi yaptınız. Yani şimdi ben Amerika, yani Pentagon kaynaklı bir empati kursam. Evet. Zaten bunların hiçbir şekilde olmasına izin vermem ki. Bu Avrupa'nın elinde bir şey değil. Doğru mu? Ama hangi Pentagon tabii? Şey. Pentagon da biliyorsun. Yani eninde sonunda yani. Şu anda eğer ki böyle bir şey olup PESCO'nun kurulması, 100 milyar eurodan bahsediyorsun. Tabii PESCO'ya tabii. Ayrı. Öyle bir para, demek ki böyle bir finans var. O finans şu anda Nedret'in dediği gibi şu anda bir baktık Rusya'ya gitti artık. Şimdi geçmiş şundan olsun. Şundan suçluyoruz. Şöyle bakın şöyle, şundan bir, çok kısa hocam. Buyurun estağfurullah. Şundan suçluyoruz Avrupa'yı. Amerika'nın kuyruğuna takıldıkları için bütün ülkelerin çocuklarını öldürüyorlar. Ukrayna'da ölenler onlar. Evet, bravo. Rus'ta sorun buradan kaynaklanıyor. Avrupa'ya şunu yap diyorlar. Korkusundan pısıyor, gidiyor, onu yapıyor. Onun sonucunda bizim çocuklarımız ölüyor. Mesele bu.